Evet, uçarken de öldü. Çok güzel, harikulade bir eylemistik, değişik, fantezik bir şey. Artık ne dediğimi ben de bilmiyorum gerçekten. Hadi çocuk hanımcığım, beni bekletme ya, bizi bekletme. Burada millet var, millet öleceğiz zaten eninde sonunda. Evet, bu bizi yiyecek gibi, bakın buraya geliyorum, beni eziyor yani, gördünüz. Çok güzel. Büyüksün abla. Korkuyor senden. Bizim Bill Gates'in kızları tabii ki de her zamanki gibi karakterlerini değiştirmişler. Neden? Çünkü bunlar Bill Gates'in kızları. Önceki videoda detaylı anlatımını yapmıştık. Hadi orada hepsi katlolsun hadi. Vay, içim yağları gitti valla. Oğlum bana ne oluyor lan? Hepinize kadar hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta Cursed Descent oynayacağız. Evet, Roblox'ta Cursed Descent olacağız. Nedeniyse oyuna güncelleme gelmiş. Normalde video konusu bulamamıştım bu hafta. Neyse, şöyle az deli gibi dolaşalım. Sonra bir şeyler yaparız. Oyunun dokusu falan biraz değişmiş böyle yani, gördüğünüz gibi. Karlı marlı kış güncellemesi gelmiş. Acaba yeni şeyler gelmiş mi? Bakıyorum da şurada Appa ile şey simgesi değişmiş, artık Appa diye bir şey yok herhalde. Bir de inci diye de bir şey yok, Appa yerine paramız var ama şurada toplama şeyler hala Appa gördüğünüz gibi. Evet, bir de şey işte, o inciler yerine artık şey var, zümrütler, yakutlar falan var. Neyse, bakın şöyle Appa'yı alıyorsunuz ve Appa'yı alamıyorsunuz. Evet, neden alamadık bilmiyorum ama neyse, şöyle bir geçelim, biraz gezelim. Neden alamıyoruz bilmiyorum. Bakın az önce kız aldı gitti yani mesela, ama biz alamıyoruz, bizde öyle bir sıkıntı var. Ve yani durum böyle, oyunun bazı dokuları falan değişmiş, bence gayet güzel olmuş ama tabi bu kış boyunca böyle olacak, o yüzden pek sıkıntı etmeyelim. Ama şu para şey, yakut zümrüt falan kalıcı, böyle havaya bir baksanız lan. Valla haşmetine kapıldım şu an. Neyse, videoya biraz boş yaparak girdik ama olsun, şimdi hemen. Ve evet, başlığımızda değişik değişik. Bak bu sefer dokusu böyle oldu mesela. Her oyunda değişiyor mu bilmiyorum ama. Yani az önce farklı mesela. Orada bıçak var, ben onu almak istiyorum. Tamam, şimdi herkesi rahatlıkla kesebiliriz mesela. İlk kimden başlayalım? Şu alana bir gidelim ve senden başlamak istiyorum. Çocuk hanım, çabuk öldürelim seni. Sen ölmemek, sen neden ölme... Evet tamam, öldü şükür. Neyse, şimdi hemen koşalım ve vuralım şunları. Evet, kafalarına kafalarına vuracağım ben bunların. Evet, ama vuramayacağım. Hayır, kaç. Heh, bunu öldürdüm de kılıç gitti. Evet, sürekli bundan kullandım ve bu şey biz bitti artık ya, maalesef bunu da kullanamayacağız. Orada kılıcı kesinlikle biz alamayacağız. En azından kılıca yakalanmamaya çalışalım bari o adama. Ya baksana ya şu izdihama bakın yani. Başımıza da hiç bela gelmiyor yani. Hep kendi hatalarımdan dolayı ölüyorum bu oyunda, bildiğiniz gibi. Evet, yine dönüyor burası, su dönüyor böyle gördüğünüz gibi ve oraya zıplama geldi. Gitsek mi bilmiyorum. Oh ne güzel lan valla. Böyle zıplamak da keyifli ya, bu kadar elametli dönen şeylerin içinde. Ve adalar simetrik olarak dizilmiş diyecektim ama öyle değilmiş bakın. Yani şurada bir ada daha olsa simetrik olacaktı ama simetrik takıntılar buraya izlemesin, yoksa çok kötü sonuçlar çıkabilir. Ve volkan mı? Allah belanı ya, bu volkandan çektiğimiz nedir gerçekten? Bu volkandan çektiğimiz nedir? Şu su bir geçsin var ya, uçacağım. Heh. Evet, uçarken de öldük. Çok güzel, harikulade bir eylemistik, değişik, fantezik bir şey. Artık ne dediğimi ben de bilmiyorum gerçekten. Şu şeyleri niye alamıyoruz ya gerçekten? Oyun laglı bende herhalde, alamıyoruz. Şöyle gidelim, şu en uca doğru bir gitmek istiyorum ya. Madem oyuna katılamıyoruz bari boş yapalım biz de. Geçelim. Acaba şu tepelere çıkıyor mu? O tepelere çıkılınca ne oluyor? Hiçbir fikrim yok ama hiç çıkmadım yani daha önce. Zaten çıkması da imkansız duruyor. Şuna bir bakın ya, bir bakalım. Buna hiç çıkamazsın yani. Zıplama koyuyla bile zar zor. Evet, burası aşağı kısım. Şimdi buradan atladık mı ölüyoruz. Gördüğünüz gibi dünyaya veda ettik ve pelerinim burada kaldı. Evet. Ve dışarının haşmetine bir bakın ya. Bu haşmeti görmek için milyonlarca kez ölürüm ya. Bakın kapının haşmetine lan. Kapının haşmetine kapılmayan ölsün. Ve evet, bir kişi kalmış orada, iki kişi kalmış, yok tek kişi kalmış. Oyun niye bitmiyor? Oyun laglı herhalde. Bakın bir kişi kaldı ama oyun bitmiyor herhalde, onun ölmesi lazım. Hadi çocuk hanımcığım, beni bekletme ya, bizi bekletme. Burada millet var, millet öleceğiz zaten eninde sonunda. He, şükür sonunda bitti ya vallahi. Neyse, yeni chestimiz çıkmış, hemen bunu bir açalım. Dur, açamadık pardon. He,
İki tane chestimiz varmış, hemen bir tanesini açalım mesela şuradan. Ve Yellowtail çıktı ama bu bizde var maalesef, o yüzden bir şey olmadı yani şuradan. Neyse, ne çıktığını boş verelim ve bize şu zıplama şey lazım oluyor, o yüzden bundan biraz alacağım böyle 3 tane. Aynen. Ve bakın yine dokusu falan değişti yani, bu oyunun kafası güzel anlaşılan. Ve iyi ki almışız bu aletten yani. Bakın şurada lav falan çıktı ve buzlu bir yerde lav çıkıyor. Gerçekten bu mantıksızlığından önceki videomuzda da bahsetmiştik, önceki Cursed Distance videosunda. Ve evet, teleportladı beni. Evet, buraya rastgele bir yere teleportladı ve orada bir UFO'lu adam var. Ve ikinci kişi çok çok büyük gözüküyor. Şu kişinin haşmetine bakın. Herhalde birinci ile ikinci aynı kişi olmuş yani. Öyle bir lag olmuş oyunda, değişik bir lag. Çok büyük, aşırı büyük. Dev gibi ya, Keloğlan masallarından çıkmış. Oğlum bu şey alttaki doku da dönüyor ya, bazen dönüyor sanıyorum, gerçekten korkuyorum. Evet, teleport çıktı buraya. Şimdi rastgele bir teleportlansam volkana denk gelirim diye korkuyorum. Aslında biz şu tam dipte duralım, bak tam şöyle dibinde duralım ki şöyle bir dönem bıçaklı değişik bir şey falan gelirse en azından korunmuş oluruz diye. Ve orası volkan mı? Evet volkan. Hemen ne yapıyoruz? Zıplama şeyimizi alıp kaçıyoruz acı, çünkü bu çok psikopat şerefsiz bir şey yani. Şurada ateş varmış, onu görmedik. Evet, buraya cam geldi, camı patlatsak mı? Orada UFO var ve her adamın başında bir bela var yani, öyle değişik bir şey ki şu an. Camı kırdık ve şansa ölmedik yani, bu da çok güzel bir şey. Şu karşı adalara geçmeye çalışsam, yok artık geçemeyiz, çok geç. Neyse, böyle dönüp dolanacağız artık. Ve öldük. Bir de tam şey kullandığım anda öldüm yani. O da şey şimdi koydu biraz, çünkü param boşa gitti acı. Evet, bu bizi yiyecek gibi, bakın buraya geliyorum, beni eziyor yani gördüğünüz. Çok güzel. Büyüksün abla, korkuyoruz senden. Bizim Bill Gates'in kızları tabii ki de her zamanki gibi karakterlerini değiştirmişler. Neden? Çünkü bunlar Bill Gates'in kızları. Önceki video detaylı anlatımını yapmıştık. Ya şundan bir tane 50'ye alamıyor muyuz ya? Bak mesela hız şeyinden ne güzel bir tane alabiliyoruz 50 para vererek, ama bunda öyle bir şey olmuyor, neden bilmiyorum. Ama öbür tür başlayana kadar bekleyeceğiz derken bitti. Açalım, iki tane sandığımız var. Şunu açmak istiyorum ve yeni kozmetik çıktı ama bu beni pek ilgilendirmez çünkü benim var. Evet, şimdi orada öyle şeyler oldu ve bir kez birinci olmak istiyorum. Her zaman gibi bizim bir adetimiz, ben hep birinci olmak isterim. Ayrıca şu zıplama şeyinden de alalım biraz. Ve bu arada şey, Roblox'ta, tamam bu sefer boş yapmayacağım, bu sefer dolu bir şey söylüyorum gayet. Bir de Roblox'ta şey, 15 tatilde böyle premium ve 400 Robux aynı anda çekmeyi düşünüyorum. Sizce nasıl fikir? Şu an 70 liraya tekabül ediyor herhalde. Neyse, o zaman kadar kantinden yemeyiz içmeyiz, biriktiririz, ne olacak acı. Yani premium ve 400 Robux alsam aynı anda, zaten premiumla beraber Robux da fazla veriyormuş Robux alınca. Bir aylık premium ve 400 Robux alsam mis yani, böyle çok iyi ilerleyebiliriz, grup falan açarız, sonra efendim bir şeyler satarım, kalıcı bir Robux kaynağımız olur, artık oyunlara da Robux vermeye başlarız. Şu an sadece kıyafete verebiliyoruz yani, çünkü avatarım daha tam değil yani, daha istediğim şeyler var. Mesela Beatable Air'ı bir türlü alamadım. 95 Robux nedir acı? 95 Robux yani, çok fazla bence. Ve hiçbir olay olmuyor ki yani, çok sakin geçiyor oyun böyle. Ne bileyim, olayları falan mı azaltmışlar? Evet, oyun dolmaya başladı ve teleport verdi, bizi buzlu yere attı. Neyse, daha kötü bir yere atmadı ya, ona da şükür. Ya hiçbir olay olmuyor ki yani, çok sıkıcı geçiyor oyun şu an. Bari bu tur birinci olayım. Evet, hemen çık şuradan. Su aynı başlamadan hemen çıktık. Mesaja bakamayacağım şu an. Bir tane varmış ama olsun, zıplama güzel. Hadi orada hepsi katli olsun hadi. Vay, içimin yağları gitti vallahi. Oğlum bana ne oluyor lan? Evet, orada tek biri kaldı ve o da bıçağa doğru mu gidiyor? Vallahi fantezi seven biriymiş he. Oha. Allah, çok iyi şeyler yapıyor da oyunda sonunda ölecek. Ben şu an risk atmak istemiyorum. Bu arkadaşı ölemem. Ve evet, bana bıçak çıktı, o ölmedi ve çok kötü oldu yani gerçekten. Biz ikinci olduk ve bir kişi arkadaşlık gönderdi. Dacha Gamer. Gacha Gamer olmasın o kardeş. Ama olsun, şu an kabul edemeyeceğim. Ama şimdi seninle yani hiç görüşmemişiz, hiç konuşmamışız yani, olmaz. Bu arada Discord'dan yani Roblox nicklerini söyleyin. Discord sunucumuzda Roblox nicklerini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Arkadaşlık eklerim yani. Arkadaş listem dolana kadar arkadaş ekleyebilirim şu an. Arkadaş listem daha 90 yer boş. Ve bıçağı aldık. Şimdi uçup kaçalım. Ve ne oldu ki la orada? Vallahi
değişik bir patlama oldu gördünüz. 3 kişi üst üste çıkmış. Gerçekten bu tesadüf mü yoksa böyle mi olması lazım? Ve senin gözlüğün çok büyük, o gözlüğü nasıl takıyorsun çok merak ettim. Evet, 5. olmuşuz ve bakıyoruz şimdi duruma. Yani bence 5. olmamamız lazım. O da çok değişik bir lag yüzünden öldük bence. Bir de oyunda kasıyordu zaten orada, ne olduğunu göremedim. Ve dönüyor buralar. Meydan dönüyor ve bize bir şey olmuyor tabii ki de. Biz hep kendi salaklığımızdan, kendi mallığımızdan ölüyoruz zaten. Bize bir bela geldiği falan yok ya, yani videoda siz de şahitsiniz, görüyorsunuz. Oradakiler camı kırmış ama bakın buradaki yer sadece biraz aşağı göçmüş. Neyse, burada fantezi yaşamayı falan çıkalım yukarı. Orası suyun altına geçiyor mu lan? Suyun altına geçmiyorsa o fantezi yaparım diyecektim ama geçiyormuş ve burayı buz kapladı. Ve burası nasıl yarım basamak oldu lan böyle? Gerçekten çok değişik bir şey. Evet, bu oradakiler komple ölüm olursa çok güzel olur. Evet. Haşmetli bir şekilde şu aşağı dolu dolu onları izliyorum bize döne döne. Ve ben şunu anladım oyunda. Bazen bazı şeyler çok çıkabiliyor. Mesela böyle ateş çok çıktı mesela. Bazı oyunlarda 3 volkan birden çıkıyor. En gıcı o zaten. Bazen 3-4 bıçak birden çıkıyor bazı adalarda. Mesela bu sefer de ateş yolu, bazen buz çıkıyor böyle her yerde. Evet, orada bıçakla birisi öldü. Sonra şuralarda da birilerinin ölmesini ümit ediyoruz ki birinci olalım artık. Orada biri UFO'yu aldı. Bizim kaçmamız lazım oradan. Uçup kaçmamız lazım. Ne bileyim. Elimize de hazır ve bize doğru mu geliyor? Ne bileyim, şu tepesine çıkıp kardeş ne haber? UFO güzel mi bari? İyi kullanabiliyor musun? Bak sağlam kullan he. Hadi döv onları. Beni düşüremeyeceksin kardeş. Neyse, ben kaçayım. Ya da hata mı yaptık bilmiyorum. Ama onu tuttum herhalde, birazdan UFO gidecek. Evet, UFO gitti elinden. Ve bizim adaya hiç bela gelmedi. Bu çok mutlu edici bir şey. Ve biz şuradan 3 tanecik şey alalım. Evet, ve cam geldi. Bu camı kırsak mı? Ne bileyim, geçenki gibi risk atmak istemiyorum. Ya da risk atalım hacı. Korkanın çocuğu olmaz. Gerçi o laf bana biraz mantıksız geliyor. Niye kullandım bilmiyorum ama neyse. Evet, ve teleportladı beni yine cam yerine teleportladı. Şurada hemen teleport çıkmış ama iyi yere teleportlamış adam gibi he. Bak, volkandan en uzak yer. Ama burada yakın zaman içinde kırılacak, o yüzden şuraya geçmek istiyorum hatta. Koş koş koş, tamam. Ve orada kılıç var. Evet, onlar birbirini yiyecek. Ben de şuradan uçup kılıcı alsam mı lan? Ooo, lag sayesinde var ya ölümden döndüm he. Valla ölüyorduk az kala. Hadi iyi kapışma olsun bakalım. Ya da yok, bu beni döver, kaç. Tamam. Daha sağlam, stabil bir zamanımızda bakarız. Ve benim ada niye öldü bilmiyorum ve yukarıda öldüm. Çok güzel yani. Hadi ikinci olduk ya, birinci olacaktık, ne güzel. İşte gördüğünüz gibi şurada kılıç verdi, şurada bir volkan var ve volkan biraz değişik durmuş, yani alçak durmuş gördüğünüz gibi. Neyse, şuraya bir geçelim, peşimizden de biri geliyor. Senin bacaklar ne büyük öyle ya, gerçekten niye böyle fanteziye girmeye çalıştığını anlamadım ama. Neyse, şöyle başka bir yerde geçelim, ben bunun yanında durmak istemiyorum. Pekmeğe menetli biri gibi gözükmüyor, o yüzden kaçalım. Ve bizde patates mi var? Evet, hemen kaçacağız. Lan veremedim mi? Nasıl? Al kardeş. Heh, verdim. Şükür. Neyse. Biz kaçtık. Biz o lanetten kurtulduk. Tam hepiniz oraya geçin. Benlik bir sıkıntı yok yani. Evet, sakin bir şekilde oyunumuz devam ediyor. Hiçbir olay yok yine. Ve biri öldü orada. Allah rahmet eylesin. Ve orada birine bıçak verdi. Evet. O arkadaş şanslı, seçilmiş kişi. Ve evet, yanımıza geliyor. Hemen kaç. Neyse, ben kesin kurtuldum da. Tamam, şimdi onu öldürmeye başlayacak muhtemelen. Ama başlamıyor kardeş harbi. İkisi de öldü, çok güzel. Evet, insanlık önce şad olacaksınız bu oyunda. Murder Mister'de her insandan kaçacaksınız. Bu oyunda insanlık önce şad olacaksınız. Hadi lan şuraya bir değişik bir bela gelsin de. Lütfen öldürsün onları. Ya acaba ben niye bu kadar çok gaza geldim bu turu bilmiyorum ama. Ve buraya da buz geldi. Dönüyoruz şu an. Orada patatesçi var. Evet, tam orada patlasın. Şimdi bunlar da sanıyor ki patatesli yakındakiler patlamayacak sanıyor ama yanındakiler de patlıyor yani. Kardeş, onun bilincinde ol. Ve bir kişi kaldı. Hayır, iki kişi kalmış. Ama olsun. O volkanla cebelleşiyor. Ama bu bizim başımıza da bela olarak dönecek. Ve burası çok tehlikeli bir yer. Burası çok tehlikeli oldu. Ve ikimiz bir anda ölüp... ya çok kötü oldu bu gerçekten. Birinci olmak istiyordum ama olamadım. Neyse, video bence bayağı uzamış olmalı yani. Bence video bayağı uzadı, artık bence bitirmeliyiz. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.